Psikateş'ten herkese merhabalar. Şef Rafet İnce ile bugünkü yapacağımız olay restoran plater dediğimiz iki kişilik restoran plater vejeteryan tabağı hazırlayacağız. Daha önceden hazırlamış olduğumuz vejeteryan bir terinimiz var. Terini alalım. Şimdi bu görmüş olduğumuz terinin içerisinde bir kalıba koyduk. İçerisinde kayısı, üzüm, Meksika fasulyesi, nohut, sebze yani deniz börülcesi, kabak, havuç, hem karbonhidrat, hem kuru meyve, hem sebze. Bunu güzelce doğruyoruz. Doğradıktan sonra yaklaşık bir çorba kasesine 4 yemek kaşığı jelatin yediriyoruz. Jelatinle birlikte yedirdikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Baharatını veriyoruz. Sonrasında bunu dondurup 2 porsiyona ayırıyoruz. Şimdi bunu jöleleyeceğiz. Her zamanki gibi yine 60 derecede bir jelatinimiz var. Bunu aldık. İçerisine daldırıyoruz. Şöyle daldırdıktan sonra buraya alıyoruz. Tekrar yine aynı işlem. Yine daldırdık. Çıkarttık. Sonra tekrar burada da hafif demlendiriyoruz. Bunu da buradan aldırdık. Tekrar altını kuruladık. 3 kat jölesini ilave edeceğim. 3 kat jelatin atacağız buna. Unutmayın ki jelatinin derecesi 60 derece. Dolap derecemiz artı 4. 3 kez tekrarlayacağız bu olayı. Sonra tabaklamaya geçeceğiz. Şu an hazırlamış olduğumuz restoran vejeteryan tabağı. Genellikle uluslararası yarışmalarda vegan vejeteryan diye geçer ama sizler her zaman vegan yapmayın. Vejeteryan yapın. Çünkü vegan biraz da riskli olan bir tabak. 3, 4, 5, 6. yarışmadan itibaren vegan tabakları hazırlayabilirsiniz. Ama öncelik her zaman vejeteryana tanındığı için vejeteryan tabağı hazırlamayı tercih edebilirsiniz. Bunu bu şekilde daldırıyoruz. Bunu bu şekilde yeşillikleri şöyle çatal yardımıyla şöyle, şöyle, bazılarını aldık, köpükler oluşmaması lazım. Hava kabarcığı varsa mutlaka o an jöleyi atarken hava kabarcığı oluştuğunu gördüğünüz an, mesela şu an hava kabarcığı var. Üzerinde hafif parmağınızı dokunarak o hava kabarcıklarını kapatmanız lazım. Yoksa puan kaybedersiniz. Hava kabarcığı kesinlikle olmayacak şekilde. İkinci etap. Aldık. Tekrardan daldırdık. Bu tarz yapraklı ürünleri çok ince bir yine fırça yardımıyla sapları dahil şöyle mutlaka jölelemelisiniz. Şöyle aldık. Çok fazla jöle olmaması lazım. Şimdi yine püf noktası da bu tarz ürünleri ikinci katmanlarına böyle bir fırça yardımıyla şöyle bu şekilde dalgalı olmayacak şekilde tek bir set sürdünüz ve çekmelisiniz. Şayet oldu ki fazla jöle görüktüğü an daha önceki videolarda gördüğünüz gibi damlacıkları sıcak bir tencere kenarıyla alabilirsiniz. Şu an iki kişilik restoran vejeteryan tabağının yerleşim kısmına geldik. Yine elimizde mutlaka eldiven olması lazım ki elimiz jöleye değdiği zaman kendini bozmasın diye şöyle yerleşimini yaptık. Şimdi görmüş olduğunuz daha önceki videolarda da bu streci neden yaptık? Tabağı yaparken çok fazla el değdiği için el lekesi kalmaması için
ürünü son noktasına kadar hiçbir zaman bu streçleri kaldırmayın. Diğer kısmında ürünümüzün şu şekilde, yine bu şekilde yerleşimi var. Bıldırcı yumurtamız var. Şöyle bakın, tertemiz. Şimdi buradaki teknik en büyük önemli unsur, ürünü nasıl yerleştiriyorsanız bir karşısındaki tarafın da yine aynı şekilde olması lazım. Çapraz karşılıklı ürünlerin birebir aynı olması lazım. Ürün yerleştirme yapıyoruz şu an. Şu şekilde. Bunu da. Ne? Aldık. Şöyle. Yine her zamanki gibi sebzelerimizin üzerine mutlaka baharat atmayı unutmuyoruz. Son olarak şöyle, bunun içerisinde siyah havuçtan yapmış olduğumuz bir sos var. Şöyle akıtacağım. Şöyle. Burayı da yine keza aynı. Şu an 2 kişilik bir vejeteryan tabağı hazırladık. Şu an servise hazır. Bıldırcın yumurtası, karbonhidratlı, proteinli ve bol sebzeli güzel bir sebze terini hazırladım. Kalıptan çıkarttım, bunları kestim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın, el lekesi olmayacak şekilde bir bıçak yardımıyla streçini aldım. Şöyle söktüm. Elimi hiçbir şekilde tabağın etrafında değil, iç kısmına doğru. 2 kişilik restoran plater kategorisinde yarışacak arkadaşların. Ürünlerin birbirinden tamamen ayrılması lazım. Ortayı boş bulup sosların ikisinin ortada buluşmasını sağlayacak güzel, şık, zarif bir tabak. 2 kişilik restoran plater vejeteryan tabağı hazırladık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.